Hasan'ın tarihlerine baktım, gitmek istiyordu. Ben de gönderdim. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ha? Nasıl tek başına böyle bir karar verebilirsin? Seren Hocam, hasta ısrarla taburcu olmak istiyordu. Ne yapacaktık? Kelepçeli yatağını mı bağlayacaktık kadına? Öyle mi? Evet. Biz her iyi hissediyorum diyene eve mi gönderiyoruz? İki ağrı kesici yapınca işin bitiyor mu sanıyorsun sen, ha? Seren, cevap verme bana! Timur Hoca'dan gelen direktif gayet basitti. O hastanın yatışı yapılmalıydı. Yaptığın ağrı kesicinin etkisi geçince ne olacak, ha? Pamperitonit kaynaklı septik şokla tekrar hastaneye gelecek. Çabuk git o hastaya ulaş. Bir daha da hocalar aksini söyleyene kadar kafana göre iş yapma. Burada senin davranışlarından da ben sorumluyum. Doktorculuk oynamayın acilde. Ne deniyorsa onu yapın. Aziz bekle. Neyi bekle? Neyi bekle? Neyi? Yetmedi mi? Yetmedi mi? Bu hep böyle mi olacak? Ne böyle mi olacak? Aziz bak. Babanın annene yaptıklarını hazmedemiyorsun. Anlıyorum. Bu kırgınlığın, bu öfkenle ne yapacağını bilemiyorsun. Onu da anlıyorum. Ama duygularımızdan önce hastalarımız var bizim. Sırf Timur Hoca'nın direktifine uymayacağım diye hastaları riske atma. Öfkeni dizginlemek zorundasın. Hastaya ulaştıktan sonra da konuşmak istersen buradayım. Biliyorsun. Tamam. Hazırla. Oğlum Seren ne bağırdı lan öyle? Hastaneye inledi resmen. Oğlum asistanım, intörlüğün %90'ı aşağılanmak işte. Öyle. Vallahi Aziz'in yerinde olmak istemezdim. Ha, bu arada ben 36 saatte verdim. Uyumadım hala. Ameliyatta bayılırsam bile Reha Hoca bayıltır beni. Kurban olayım, yardım et bana. Dua edelim de benim kucağıma düştü o. Oğlum gerginim diyor. Uyumadım diyorum. Saçma saçma konuşma. Doktor hanım. Bahar hocam. Aa, Evrel hocam. Merhaba. Merhaba. Doktor hanım diye sen mi seslendin biraz önce? Evet. Ya uzun zamandan beri böyle doktor hanım denmedi ya bana. Hoşuma gitti. Yani aslında basit bir kelime. Ama istiyorsan seni kırmayayım, bir daha sesleneyim. Doktor hanım, Bahar hocam. İyi oldu seni gördüm. Ben de dün gece mesaj atacaktım sana. Gece? Mesaj? Yani yanlış anlamada üstüne yok. Gerçekten bravo. Ben öyle gece, mesaj demek ki ikisi kelime birleşince. Yolluyorum fotoğrafları. Şöyle alayım, Mersi. Sen ne yapıyorsun hastanede? Bir şey yok değil mi? Ha, yok. Azuras'la Timur'u görmeye geldim. Ha, doğru. Onlar burada çalışıyor. Evet. Sen? Ben işte bir an başhekimi görmem gerekti. Yolladım. Tamam. Aldım. Böyle bakınca sanki hiçbir şey değişmemiş. Böyle asistanlığımdaki kendime bakıyormuş gibi. Çok güzel bir an oldu benim için. Teşekkür ederim. Anılarda kalmasına gerek yok. Bence doktorluk sana yakışıyor Bahar. Yani halen kendine ne istediğini söyleyemediysen yardımcı olayım dedim. İç ses yani. Yani ben şimdi böyle diyelim ki asistanlığa başlıyorum desem. Hı. Tekrardan. Ha, bu yaştan sonra delirdim mi demez misin? Asla öyle bir şey demem. Yani yollardan öyle hasta toplayacağına doğrusunu yaptım derim. Peki bu hastalar için iyi olur mu? Çünkü yani ilk karşılaşmamızda hatırlarsın bağırarak tedavi etmeye çalıştım hastayı. Bence sen çok iyi bir doktor olursun. Gerçekten. Yani bak zaten tuz zor, asistanlık daha zor. Sen bunların üstünden gelmişsin, zor olanı başarmışsın yani. Denenebilir. Bak eşin de üstelik tanınmış bir cerrah, kayınpederin de öyle. Düşünsene tıp camiasına bir Yavuz oğlu daha. Ne dersin? Yani ben eğer yani öyle bir şey olacak olursa Timur'un eşi olarak tanınmak istemem açıkçası. Yani sıfırdan başlamak için. Öyle ilk yıllarımdaki, ilk asistanlığımdaki gibi. Ama illa birine benzeyeceksem gerçekten Aziz babama benzemek isterim. Çok iyi bir doktordu ve çok sevgi dolu bir insandı. Oğlun adını o yüzden Aziz koydum. Öyleymiş Aziz Hoca yani. Ben de iyi şeyler duydum Aziz Hoca hakkında. Sen hayalin için yola çık.
Nasıl bir doktor olacağını zaten yolda bulursun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.